Sevgili izleyenler, Türkiye'nin bereketi, bereket ve bereket hayvancılık TV ekranlarına hoş geldiniz. Ben Okan Potuk. Herkese mutlu bir akşam diliyorum. Efendim sizlere her zaman olduğu gibi bugün de Türkiye'nin gıda, tarım ve hayvancılık gündeminin öne çıkan başlıklarını ekranlarınıza taşıyacağız. Hemen gündemimizin ilk haberiyle başlayalım. Türkiye Et, Süt, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Derneği yönetim kurulu üyeleri Tarım ve Orman Bakanı Be Bekir Pakdemirli'yi makamında ziyaret etti. Bakan Pakdemirli'ye et, süt ve hayvancılık ile ilgili sorunlar ve sorunlara ait çözüm önerilerini içeren bir rapor sunuldu. Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Tezerle birlikte yönetim kurulu üyeleri Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi makamında ziyaret etti. Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Tezel, gerçekleşen ziyarette Bakan Park et, süt ve hayvancılık sektörleriyle ilgili sorunları ve sorunlara ait çözüm önerilerini içeren bir rapor sundu. Sunulan raporda süt sektörünün en temel sorununun istikrarlı ve besleme maliyetiyle ilişki kuran bir fiyatlama ve destekleme modelinin kurulmamış olması olduğu ifade edildi. Taban fiyatının senede bir kez bütçe dönemi öncesinde belirlenmesi gerektiğini altı çizilirken fiyatın ise toplanmış soğutulmuş süt fiyatı olması gerektiğine vurgu yapıldı. Çiğ sütün toplanmasında süt hijyenini yükselten uygulamaların israfa yol açtığı belirtilen raporda, kapı kapı süt toplanması nedeniyle mikrobiyolojik ürün arttığı ve sütün niteliğinin bozulduğu ifade edildi. Sütün üretildiği yerleşim merkezlerine süt toplama ve soğutma merkezleri kurulmalı, üreticiler de sütünü bu merkezlere kendi getirmeli, sıcak süt destekleme kapsamından çıkartılmalı denildi. Sesbir tarafından Paktemilye'ye sunulan raporda ayrıca Et ve Süt Kurumu'nun ithalat yapmak yerine piyasada regülasyon görevi yapması gerektiği ifade edildi. Raporda kesif yem üretiminin %60'ı ithal girdilere dayanmakta, çiğ süt ve kırmızı et maliyetlerini önemli ölçüde etkileyen yem fiyat istikrarı için yem sektörü desteklenmeli. Kaba yem ihtiyacının karşılanması için hayvancılığa dayalı yem bitkisi üretimi teşvik edilmeli. Meraların ihtisas sahibi üreticilere ıslah şartıyla kiralanacağı bir düzen getirilmeli denildi. Sevgili izleyenler, şimdi sizlere Türk bilim insanlarının önemli bir başarısını ekranlarda taşıyacağız. Efendim, bilim insanlarımız fındık atıklarından kemoterapi ilaçlarının etken maddesini elde etmeyi başardılar. Detayları ise haberimizde. Düzce Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda Türk bilim insanları önemli bir başarıya imza attılar. Türk bilim insanları fındık atıklarından kemoterapi ilaçlarının etken maddesini elde ederek pilot üretim aşamasına getirmeyi başardılar. Tarımsal atık ürünümüzü ki fındık kendisi Türkiye'nin en önemli tarımsal ürünlerinden biri, 2,5-3 milyar dolarlık bir ticaret hacmi var. Bu görünen faydası Bir de görünmeyen faydası atıkları. Fındık sert kabuğu, yeşil kabuğu ve yaprakları. Projemiz her üçünü de odaklanmıştı. Biz gördük ki fındık sert kabuğunda da yeşil kabuğunda da ki bunların ikisinin toplamı yıllık 500 bin ton civarında bir atık demektir ki sert kabuk yakılabilirken yeşil kabuk pek fazla yakılmıyor. Bahçelerde atıl durumda değerlendiriliyor demek de yanlış aslında bir çevre problemi oluşturuyor yeşil kabuk. Projemiz bunların değerlenmesini sağlıyor ve milli ilaç hedefine yaklaşmamızı sağlıyor. Projemiz neydi diye bakacak olursak projemiz fındık kabuklarında var olan bir kanser kemoterapi ilacının eldesiydi. Bu kanser kemoterapi ilacı paklitaksel, ticari ismiyle taxol adını verdiğimiz bir molekül. Hala hazırda günümüzde en çok kullanılan kanser ilaçlarından biri. Projenin sonunda bir başarı elde edildiğini ifade eden Uğraş, yatırımcıya ihtiyaç var ve görüşmeler gerçekleşiyor şeklinde konuştu. Biz projemizde taksol eldesi için yola çıktık ve taksol eldesi ile ilgili çalışmalarımızı başardık, gerçekleştirdik. Mikro seviyede taksol eldesi e, saflaştırılmasını tamamlamış olduk. Ama projemiz esnasında gördük ki taksol eldesinden daha önemli bir noktaya gittik. Taksolün öncü bir bileşiği olan bakkatin dediğimiz bir bileşiğin eldesini gerçekleştirdik ki bu bileşikten hem taksol elde edebiliyor hem günümüzde sıklıkla kullanılmaya başlayan diğer iki kanser ilacı olan doçetaksel ve kavazitaksel adını verdiğimiz ilaçlar elde edebiliyor. Özetleyecek olursak çalışmamız mikro seviyede 3 tane kemoterapi ilacının eldesini sağlayan bir öncü bir molekülün eldesini gerçekleştirmiş olduk. Biz projemiz kapsamında bunların e, mikro seviyede nasıl elde edileceğini elde edilme prosedürlerini, elde edildiği takdirde ton başına ne kadar ilaç elde edebileceğimizin miktarlarını hesapladık. Şu aşamadaki durumumuz ise pilot seviyede bunları üretebilmek için yatırıma geçmek. İşte bu noktada TÜBİTAK ve üniversitemizden aldığımız desteklerin ötesine geçmemiz gerekiyor. Hala hazırda artık pilot seviyede bu ilaçların üretimini yapabilmemiz için yatırımcıya ihtiyacımız var. Alternatif tıp mı yoksa tamamlayıcı tıp mı? Efendim bu soru önemli bir soru çünkü ikisinin arasında bir fark var. Peki bu fark ne? Efendim bu sorunun cevabı özel haberimizde Profesör Doktor Yüksel Kandan dinliyoruz. Batı dünyasında alternatif olarak adlandırılan teknikler binlerce yıldır dünyada kullanana gelmiş ve büyük yararları olan çalışmalardır. Peki bu çalışmalara alternatif olarak adlandırmak ne kadar doğru? Tamamlayıcı tıbbın klasik tıptan sonra ortaya çıkmamasına rağmen Batı dünyası bu bilgileri sonradan öğrenmiş ve tamamlayıcı tıbbı alternatif tıp olarak isimlendirmiştir. İşte bu noktada Profesör Doktor Yükselkan, modern tıbbın devamı niteliğinde olan uygulamaların tamamlayıcı nitelikte olduğunu, bu yüzden bu uygulamaların asla modern tıbba alternatif olmayacağını ifade etti. Aslında alternatif diye bir şey yoktur biliyor musun? Ama bizim toplumumuzda böyle bir yanlış kavram kazandırıldı ya da tanıtıldı, anlatıldı. Tamamlayıcı tıp vardır. Tamamlayıcı tıp, mevcut yapılan tıp uygulamalarının, ortodoks tıp uygulamalarının devamında geleneksel olarak kullanılan Tıp uygulamalarını içine alan e, tıp uygulamaları tamamlayıcı tıptır. Bu tamamlayıcı tıp e, hiçbir zaman e, ortodoks tıbbı da ya da mevcut gündemdeki tıbba alternatif olamayacağı için alternatif diye bir şey yoktur. Onu kavram olarak düzeltmekte fayda var. Tamamlayıcı tıp denildiğinde ise akla sadece fitoterapinin geldiğini fakat Sağlık Bakanlığı'nın da kabul ettiği 20'ye yakın tamamlayıcı tıp uygulamasının olduğunu söyledi. Şimdi tabii e, Sağlık Bakanlığımızın kabul ettiği e, 20 civarında tamamlayıcı tıp uygulamaları var. Ama Türkiye'de tamamlayıcı tıp denildiği zaman genelde e, fitoterapi anlaşılıyor. O yüzden fitoterapinin dışında e, tamamlayıcı olarak kullanılan e, akupunktur, e, kupa tedavisi, e, api terapi gibi çok sayıda e, tamamlayıcı tıp uygulamaları var. Ama Türkiye'de e, en yaygın e, tamamlayıcı tıp uygulamalarının başında e, fitoterapi olduğunu söylemek mümkün. Bitkilerin şifası ya da bitkileri e, sağlıkta kullanma ile ilişkili, hem koruyucu olarak kullanma, hem de tedaviye destek olarak kullanılan e, ürünler olarak. E, bunu kabul ediyoruz, değerlendiriyoruz. Aslında fitoterapi ile beraber bir de aromaterapi var. O da tamamen bitkilerin uçucu yağlarıyla yapılan bir tamamlayıcı bir tedavi yöntemidir. Dolayısıyla özünde tabii ki bitkiler ve diğer bitkinin doğal ürünleri, kısımları işlenmiş preparatları vardır. Yani özü bitkidir. faydası saymakla bitmeyen dünyaca ünlü Anzer balı satışta. Detaylar ise haberimizde. Adını Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı yayladan alan, faydası saymakla bitmeyen Rize'nin altını dünyaca ünlü Anzer balı satışa sunuldu. Sezonun hava şartları açısından kötü başladığını söyleyen Anzer Ballıköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Osman Civelek, ilerleyen günlerde havaların düzelmesiyle birlikte üretimin de artacağını ifade etti. 2018 yılında tale gönderdiğimiz daha doğrusu üreticilerden bize gelmiş olan bal miktarı 1500 kilogram civarındaydı. Biz bunları Hacettepe Üniversitesi'ne tale gönderdik. Tahliye sonuçları müsbet yani anzer balı kriterlerine uygun olanların kilogram 1200 kilogramdır. Bu ballar etiketli mühürlerip satışa sunmuş bulunmaktadır. Bugün itibariyle ballarımız satışa başlanmıştır. Ee, 600 kilogram civarında zaten önceden parasını yatırmış balı beklemekte olan müşterilerimiz vardı. Ee, 5-600 kilolukta elimizde bal kalacağını ümit ediyoruz. Bunlar da önceden siparişlerini yapmış fakat henüz paralarını yatırmamış olan şahıslardır. Ee, tahminimize göre bu balı yılbaşına kadar tüketmeyi ümit ediyoruz. Belki de yılbaşında bulunmayacaktır. Sahte Anzer balının piyasada yer aldığına dikkat çeken Civelik, tüketicilerin kooperatifin etiketi ıslak mühür ve barkodu olmayan ürünleri tercih etmemeleri konusunda uyardı. Şöyle efendim biz zaten dediğiniz gibi bunları bize bu duyumlar geliyor fahiş fiyatlarla ne olduğu belli olmayan merdiven altında yapılan üretimlerle anzer balı adı altına piyasaya sürülen birçok bal e, bize de haber geliyor. Fakat bunlar gerçeğe yansıtmayan, gerçeğe uygun olmayan ballardır. Bu balların anzer balının üretimi ve pazarlaması kooperatiflere aittir kooperatifler aracılığıyla satıyor. Bildiğiniz gibi Rize'de Anzer bal üretimi pazarlayan iki tane kooperatifimiz var. Kooperatiflerin haricinde Anzer alınmaması, diğer ballara rağbet edilmemesini üreticilerimizden rica ediyoruz. Efendim Türkiye'nin elma üretiminin %25'ini karşılayan Isparta'da elma hasadına başlandı. Başlayan hasat üreticilerin yüzünü güldürüyor. Onu da beraber. Türkiye elma üretiminin yaklaşık %25'ini karşılayan Isparta'da elma hasadına başlandı. Isparta'nın birçok ilçesinde üretimi yapılan elmalar iç ve dış piyasada alıcı bulurken bu yıl hasadı yapılan elmalar üreticilerinin yüzünü güldürüyor. Bu yıl elma fiyatlarımız şu anda iyi. İyi mal, iyi para. Çiftçimiz iyi e, elma üretiyor. Aynı şekilde Isparta'mızın elması şu anda biz 1035 rakımlı bir ilde yaşıyoruz. E, 1035 rakımlı bir ilde malum e, elmanın aroması biraz daha güzel oluyor. Eğirdir gölümüz ve etrafı e, elmamızın aromasını şeyini getiriyor ve bunu mevcut e, koruyacak soğuk hava depolarımızda mevcut. Bu elmanın birazı satılıyor, birazı depoya konuyor. Sonra 15-20 gün sonra e, depodan işte metropol illere ve yurt dışındaki ülkelere Tüccarlar vasıtasıyla satılmaya başlanıyor. 50 ilde elma üretimi yapıldığını, fakat üretim miktarı ile ilk sırada olduğunu ifade eden Selçuk, hasat edilen ürünlerin büyük bir bölümünün ise büyük şehirlere gönderildiğini söyledi. Yaklaşık olarak bir 50 tane ilimizde elma üretiliyor. Tabii biz Isparta, Türkiye'de ilk birinci sırayı biz çekiyoruz. Malum büyük şehirlere gidiyor. İstanbul, Ankara, İzmir gibi. Samsung gibi böyle illere gidiyor daha çok elmamız. Fiyatlarımız güzel. Ee, aşağı yukarı e, 1 lira 20 kuruşla 2 lira arasında elmanın kalitesine göre fiyatlar var. Edirne'de çeltik üreticilerinin zorla hasat mesaisi devam ediyor. 4 aylık olgunlaşma sürecinin ardından çeltik tavalarındaki suyun kurutulmasıyla Araziye giden üreticilerin zorlu hasat mesaisi tüm hızıyla devam ediyor. Edirne Merkez Büyüklü Tatar Köyü'nde 2018 yılı çeldik hasadı başladı. Yani şimdilik verimlerimiz güzel olacak gibi duruyor. Hani Her yıl olduğu gibi güzel bir beklenti içindeyiz. 750-800 kilo bir beklentimiz var. Ha, bazı yerlerde düşük de olduğu yerde oluyor. Daha yüksek rekolte olduğu yerde oluyor. Edirne Çeltik üretiminin Türkiye'de hani yüzde 40 yüzde 50'sini hemen hemen karşılıyor. E biz buna daha fazlasını karşılamaya talibiz. Yeter ki devletimiz bize daha iyi imkanlar sunsun. Çünkü biz şu anda dünya standartlarında üretim yapıyoruz. Yani İtalya'da olan bütün ekipmanlar şu anda bizde de var. Biz sadece hani üreticiye biraz daha destek olunsun, yerli ürüne biraz daha destek çıkasın. Bazı üreticilerse girdi maliyetlerinin arttığını ifade ederek Fiyatın da doğrultuda belirlenmesi gerektiğini söyledi. Çeltikte maliyetler arttı, gübre arttı, mazot arttı. Bizim de en az beklentimiz 3000 lira yani. 3000 lira ve üzeri osmancıklarda, yatkınlarda inşallah evet. hayırlı hasatlar olur. Sevgili izleyenler, bu haberle birlikte tarım bülteninde sonuna geldik. Bir sonraki bültende tekrar bu ekranlarda görüşmek üzere efendim. Gününüz bereketli olsun. Hoşça kalın.